şey kalbi nurlandırır. Şimdi bizler biliyoruz ki insanoğlunun iki ayrı boyutu var. Biri maddi boyutu, somut boyutu yani bedeni. Bir de ruhu var. İmam Ali Aleyhisselam'a Peygamber Efendimiz buyurduğunda kişinin o somut, maddi, dokunulabilir kütlesi olan kalbinden bahsetmiyor. Ruhuna hitap ediyor. Nuruna hitap ediyor. İnsanoğlunun ruhunu, insanoğlunun ruh kalbini nurlandıran beş şey vardır. Bedenini değil, ruhunu. Nedir bu beş şey? Elbette ki bu beş şey bedenen yapılacak olup insanın ruhuna tesiri olan şeyler olacaktır. Bunlardan ilkinden bahsediyor. Diyor ki kul huvallahu ehadi çok okumak. İhlas suresini çok okumak insanın kalbini nurlandırır. Neden İhlas suresini çok okumak insanın kalbini nurlandırır biliyor musunuz? İçeriğine bakmak lazım İhlas suresini. Neyi barındırıyor İhlas suresi? Yüce Allah'ın birliğini, tekliğini, vahdaniyetini, aynı zamanda Yüce Allah'ın evrenin, kainatın tek yaratıcısı olduğunu, tek ilah olduğunu ve uhudiyeti yalnızca ve yalnızca Yüce Allah'a ait olduğunu barındırdığı için İhlas suresini çok çok okumak kalbi nurlandırır. Çünkü insanoğlu İhlas suresini okurken şunu kendi içerisinde ikrar eder. Der ki evet ya Rabbi beni sen yarattın. Ben seni Rab olarak kabul ediyorum. İlah olarak kabul ediyorum. Ve seni ilah olarak kabul ettiğim için bana vermiş olduğun en önemli organlardan, uzuvlardan biri ile yani dil ile seni zikrediyorum, seni anıyorum ve seni benim yaratıcım olduğunu kabul ediyorum diye buyuruyor. Eğer biz bunu yaparsak insanoğlunun ruhu nurlanacaktır. İkincisi nedir? İkincisi de dil ile ilgilidir. Lakin az önce birincisinde dil ile yapılması gerekeni tavsiye eden Peygamber Efendimiz ikinci kalbi nurlandıran aşamada dil ile yapılmaması gerekeni söylüyor ve diyor, buyuruyor ki az konuşmak kalbi nurlandırır. İlkinde çok kul huvallahu ahad okumak kalbi nurlandırıyordu. İkincisinde az konuşmak kalbi nurlandırır. Neden az konuşmak kalbi nurlandırır biliyor musunuz? Aslında İslam literatüründe öyle yerler vardır ki oralarda çok konuşmak kalbi nurlandırır. Ancak yaşadığımız yüzyılda insanoğlunun bu ortamlardan çok çok uzaklaştığını görüyoruz. Öyle bir ortam olsun ki insanlar Yüce Allah'ı zikretsin. Yüce Allah'ın varlığını anlatsın. Kur'an-ı Kerim ilimlerini anlatsın, dinlesin. Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın sözlerini aktarsın, dinlesin. İşte bu ortamlarda çok konuşmak, çok anlatmak, Yüce Allah'ı insanlara çokça aktarmak elbette kalbi nurlandıracaktır ki aslında sizler Yüce Allah'ın varlık delillerini ve emirlerini anlattığınız zaman bir nevi İhlas suresinin yeryüzündeki tecellisini söylediğiniz, aktardığınız için kalbiniz nurlanacaktır. Lakin yaşadığımız toplumda bu tarz ortamların sayısı çok ama çok azdır. Nerelerde oturuyoruz? İnsanların günlük hayatta neleri konuştuğunu siz çok iyi biliyorsunuz. İşte o boş, insanlara hiçbir faydası olmayacak, sadece o güne ait veya başkaları hakkında konuşulan, söylenen sözlerin bulunduğu, konuşulduğu ortamda insanın az konuşması kalbi nurlandırır. İnsanların gıybet yapılan ortamda susması kalbi nurlandırır. İnsanların kendilerine ve başkalarına faydaları olmayacak bir ortamda az konuşmaları elbette kalbi ne yapacaktır? Nurlandıracaktır. Peki kalbi nurlandıran üçüncü şey nedir biliyor musunuz? Bu sefer dil ile ilgili değildir. Kulak ile ilgilidir. Yine ilkine ve ikincisine bağlıdır. Der ki alimlerle oturmak. Alimlerle oturduğunuz zaman sizin kulak uzvunuz devreye girer. Duymaya başlarsınız. Ancak alimlerle oturduğunuzda dünkü maçta neler olduğunu duymazsınız. Alimlerle oturduğunuzda dünkü filmde neler yaşandığını duymazsınız. Alimlerle oturduğunuzda konu komşunuzun neler yaptığını duymazsınız. Alimlerle oturduğunuzda kötü söz duymazsınız. Ne duyarsınız biliyor musunuz? Alimlerle oturduğunuzda sizi Yüce Allah'a yakınlaştıracak sözleri kulağınızla duyarsınız. Alimlerle oturduğunuzda sizin imanınızı arttıracak veya arttırmasa bile imanınızı koruyacak sözleri duyarsınız. Çünkü
kişinin imanının korunması dahi bu yüzyılda çok önemli bir meseledir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz buyuruyor, diyor ki, alimlerle oturmak insanın kalbini nurlandırır, ruhunu yüceltir. Peki ya dördüncüsü nedir? Bakın, dil ile bahsettik, kulak ile bahsettik ve dördüncüsünde diyor ki, kalbi nurlandıran şeylerde gece namazı. Şimdi gece namazı farz mıdır? Farz değil, müstehaptır. Ama namazlar içerisinde en çok anılan, fazileti en yüksek olan müstehaptır. Peki neden Peygamber Efendimiz sabahleyin kıldığınız iki rekat farz namaza kalbi nurlandırır deniyor da gece namazı için kalbi nurlandırır diyor? Çünkü siz sabahleyin o iki rekat farzı kılmak zorundasınız. İsteseniz de istemeseniz de kılmak zorundasınız. İsteyerek kılarsanız elbette fazileti, sevabı daha çok olacaktır. Ama bu sizin boynunuzun borcudur. Bunu yapmakla mükellefsiniz. Ama gece namazını kılmakla mükellef değilsiniz. Eğer gece namazını kılmak istiyorsanız gecenin bir yarısı uykunuzdan uyanıp sadece ve sadece Yüce Allah'a yakınlaşmak adına o 11 rekat namazı kılarsınız. Bunu yapmak gibi bir mükellefiyetiniz yok. Yapmazsanız sorgu sual melekleri size niçin gece namazı kılmadığını sormayacaklar. Ancak siz Yüce Allah'a olan ubudiyetinizi, Yüce Allah'a olan itaatinizi izhar etmek için, Yüce Allah'a yakınlaşmak için, Yüce Allah katında daha değerli bir kul olabilmek için gecenin bir yarısı kalkıp gece namazı kılarsınız. İşte bu sebeple müstehap olan gece namazı insanın kalbini ne yapar? Kalbini ne yapacaktır? Nurlandıracaktır kıymetli Müslümanlar. İlki, kul huvallahu ahadı çok okumaktır. İkincisi, az konuşmaktır. Üçüncüsü, alimlerle oturmaktır. Dördüncüsü, gece namazı kılmaktır. Ve beşincisi nedir biliyor musunuz? Beşincisi, ayaklarla ilgilidir. Peygamber Efendimiz buyurur der ki, mescitlere doğru yürümek kalbini nurlandırır. Bir insanın ayağıyla yapacağı en önemli iş yürümektir. İnsan birçok şeye yürür. İşine yürür, evine yürür, okuluna yürür, dışarıda gezmek için yürür. Ama yürüme eğiliminin en faziletlisi nedir biliyor musunuz? Mescitlere doğru yürümektir. Allah'a itaate doğru yürümektir. Hayy ala's-salah nidasına cevap vermek için yürümektir. Alnını secdeye koymak için yürümektir. Yüce Allah'a el açmak için yürümektir. Dua etmek için yürümektir. Ağlayıp gözyaşı dökmek için yürümektir. İlmini, imanını arttırmak için yürümektir. Bu sebeple mescitlere doğru yürümek insanın kalbini nurlandıran beşinci şeydir. Allah hepinizin kalbini, ruhunu nurlu kılsın. Bizleri İslam'ın yolundan ayırmasın. Zürriyetimizi İslam ehli beyt ışığında aydınlatsın inşallah.